Fatih Altaylı, Erdoğan'ın veremediğini kurum mu verecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'liler için 2019 yılında İskandinav ülkeleri bu yüzden battı, seçim kaybetsek de ben bu işte yokum demişti. 2023 yılında ne yaptı? Seçim kaybetme olasılığı ortaya çıkınca olmadığı işte oluverdi, EYT'lilerin istediği yasayı çıkarıverdi. Şimdi emekli maaşlarına zam yapılması isteyenleri hedef aldı ve emeklilere seyyanen 10.000 TL verilmesi halinde bunun maliyetinin 1.7 trilyon olacağını, bunun da kamu çalışanlarına 6 ay maaş verememek anlamına geleceğini söyledi ve yapamayız dedi. Geçmiş performanslara bakarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında olduğu gibi son kararınız mı diye sormak gerekebilir çünkü emin olamıyoruz. Bu arada merkezi bütçenin patronu, para basma yetkisine sahip Merkez Bankası'na buyurma yetkisine sahip Cumhurbaşkanı, emeklilere seyyanen 10.000 TL verirsek 6 ay memur maaşlarını ödeyemeyiz diye yakınıyor ama İstanbul'a atadığı temsilcisinin en çok tutan ve en akılda kalan vaadini de açığa düşürüyor. Sarayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için uygun gördüğü isim olan Murat Kurum'un ilk vaadi, İstanbul'da yaşayan emeklilere her ay belediye bütçesinden 2500 TL ek maaş vermek olduğunu açıklamıştı. Nasıl vereceksiniz sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih etmişti. İstanbul, Türkiye'de en fazla sayıda emeklinin yaşadığı şehir. Türkiye'nin kalbi konumundaki kentte toplam 2.700.000 emekli yaşıyor. Bunların her birine ayda 2500 TL vermenin yıllık maliyeti vergi dahil 110 milyar TL'ye yakın. Buna karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi toplam 213 milyar TL. Yani Murat Kurum seçilirse İBB bütçesinin yarısından fazlasını İstanbul'da yaşayan 2.7 milyar emekliye dağıtacağını söylüyor. Geri kalan parayla de belediye hizmetlerini yapacağını ve hala çalışan belediye görevlilerinin maaşlarını ödeyeceğini söylüyor. Para basma yetkisine ve merkezi bütçeye hükmeden Cumhurbaşkanı'nın yapamam dediğini Murat Kurum yapabileceğini iddia ediyor, söz diye veriyor. Aynen hala temeli atılmayan, hak sahiplerine teslim edilmeyen yüz binlerce konutun sözünü verdiği gibi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.